Öncelikle internet tek bir kişiye atfedilemeyecek bir icattır. İnternet birçok farklı teknolojinin bir araya getirilmesiyle ve yıllar geçmesiyle olur. İnternetin ilk adımları 1950'li yıllarda Amerika'da atılmaya başlandı. O zamanlar bilgisayar sadece birkaç laboratuvarda ve birkaç üniversitede vardı. Dolayısıyla bu araştırmaların devam edebilmesi için ve ilerleyebilmesi için bilgisayarlar arasında veri aktarımı gerekiyordu. İşte bu ihtiyacı istinaden paket anahtarlama teknolojisi geliştirildi. Bu paket anahtarlama teknolojisi şu şekilde çalışıyordu. Temel veri küçük paketlere bölünür ve bu bölünen her bir pakete paketin kaynak damgası ve hedef bilgisi eklenir. Sonrasında bu paketler ağa gönderilir. Ağdaki yönlendiriciler tarafından üzerindeki hedef bilgisine göre gideceği rotaya yönlendirilir. Yönlendiricileri ağdaki görevli personel gibi düşünebiliriz. Paket varış noktasına geldiğinde doğru sıra ile tekrar birleştirilir. Bu ağın büyük gelişmesi ise ABD Savunma Bakanlığı'nın sayesinde oldu. ABD Savunma Bakanlığı askeri araştırmaların geliştirilmesi için 1960'lı ve 1970'li yıllarda ARPANET'i kurdu. Açılımı Advanced Research Project Agency Network. ARPANET bu paket anahtarlama teknolojisini kullandı ve bu da ağın hızlı büyümesini ve gelişmesini sağladı. 1980'li yıllarda ARPANET halka açıldı ve internet olarak adlandırılmaya başlandı. Peki bu WWW nereden geliyor? Araştırmacıların o yıllarda kullandığı yöntemler hantal ve kullanımı zordu. Araştırmacılar daha iyi bir yol istediler. O yıllarda CERN'de çalışan Tim Berners-Lee bu ihtiyaç için 1989 yılında WWW yani World Wide Web'i kurdu. WWW ile internet üzerinden metin, resim ve video paylaşılabilir hale geldi. Ve bu gelişme internet kullanımının patlamasına yol açtı. Tim Berners-Lee WWW'yu kurduğu için 2016 yılında Turing ödülüne layık görülmüştür. 1990'lı yıllarda internet sadece araştırmacıların ve akademisyenlerin kullanımından çıkarak bireylerin kullanımına sunuldu. Bu tarihten itibaren web tarayıcıları, e-ticaret siteleri, sosyal medya platformları gelişmeleri ardı ardına geldi. İnternetin kullanımı çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya başladı. Bir sonraki videomuzda bu sosyal medya platformlarının nasıl kurulduklarını inceleyeceğiz. Takipte kalın.